Merhaba arkadaşlar, ben Sezar. Bu videoda pasta küp, yani bu küpün nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Bu küp 3 renkten oluşuyor. Sarı, yeşil, turuncu. Böyle hatlar deniyor. Orta kısım ve üst kısım. Bir de yanlardan deniyor. Şöyle. Şekilde de deniyor. Yani 3x3x3 gibi bir şey değil. Aynısı zaten. Şekil farklılığı var ama güzel duruyor. Fena durmuyor yani. Böyle 3 katlı pasta gibi bir şey. Tabii bu küpü çözerken renk uyumu diye bir şey yok. Şöyle başlamayacağız. Yani böyle de başlanır da bu biraz zorlar. Ya kırmızıyı üste tutacağız. Kırmızı mı, turuncu mu, turuncu diyelim veya kırmızı diyelim. Bunu üstte tutacağız. Yeşili altta bırakacağız en sona. Ya da yeşili ilk önce yapacağız. Bu kısmı en sona bırakacağız. Küçükten büyüğe doğru ya da büyükten küçüğe doğru, hangisi kolayınıza geliyorsa. Ben genelde böyle yapıyorum. Ya da böyle de yapabiliriz, fark etmez. Neyse, bir karıştıralım. Tabii bu küpte şöyle bir şey var, parite var. Parite, Fisher küpteki parite. Yani bu kısmı ilk önce yaptığınız zaman sonra burayı bırakırsanız burada şu orta parçalar, şunlar köşe parçası oluyor. Şu orta parçalar parite gelebiliyor. Yani bu şekilde değil de böyle dik olarak duruyor, bize doğru bakıyor. Bu parçalar parite gelebiliyor. Fisher küpte de var aynısı. Fisher küpteki algoritmayla çözülebiliyor. Veya bu kısmı sona bıraktık diyelim ki. Şunlar köşe parçası. Bunlar köşe parçası. Şunlar da orta parçası. Artı burası. Artının uçları parite geliyor. Böyle dik olarak duruyor. Neyse, bunu bir karıştıralım. Şimdi daha kolay anlaşılacak zaten. Ama değişik, farklı bir şekli var. Güzel bir görüntüsü var. Koleksiyonluk güzel bir parça. Bunu da tavsiye ederim. Şöyle bir karıştırdığımızı düşünelim. Zaten alt tarafı 3 tane renkten oluşuyor. Sarı, turuncu, yeşil. Çözerken pek zorlanmayız. 3x3'ün basit metoduyla, başlangıç metoduyla veya çömez metoduyla hangisini kabul ediyorsanız aynı şey zaten hepsi. Rahatlıkla çözebileceğiniz güzel bir küp. Şimdi diyelim ki şöyle bir şekil çıktı ortaya ve karıştırdık. Merkezden başlayalım. Merkez neresi? Neresi olsun merkez? Kırmızı diyelim ki, hadi kırmızıdan başlayalım. Turuncu mu, kırmızı mı, ne oldu da belli değil de. Şöyle bir artı yapıyoruz şu anda. Artının bir ucu oldu. Şu parçayı yatay yatıracağız. Yatay olarak şöyle. İki kez sağa. Yukarı. Şu kısmı alacağız oraya. Alt sola. Orta sağa. Alt sağa. Orta yukarı. Böylece artının yatay ucunu yaptık. Şöyle çeviririz. Bir ucu daha gelir. Bir tane daha büyük parça olacak. O da şu altta kaldı. Bu parçayı buraya getireceğiz. Artıyı oluşturmak için. Orta aşağı. Alt iki kez sola. Orta yukarı. Böylece artıyı yaptık. Şimdi köşeleri yapacağız. Köşeler zaten belli. Turuncular gelecek buraya. Şu turuncuyu şu köşeye bir getirelim. Aşağı indirip kenara çekip yukarı kaldırırız. Gelir. Burada bir anormallik mi var? Yok, anormallik yokmuş. Tamam. Şu köşeyi köşeye getireceğiz. Yine kenara alırız. Aşağı indirip şöyle yukarı kaldırıp yerleştiririz.
Bu iki köşe doğru yerde ama yönleri farklı. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ yaparak doğru yerine yerleştiririz. Şimdi şu köşeyi yerleştireceğiz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Böylelikle ilk katmanı yapmış olduk. İlk katmanı yapınca ikinci katmana bakıyoruz. Yani ikinci katman şurası. Şuraya bir sarı parça gelecek. Mesela şu parçayı oraya getirebiliriz. Bir deneyelim. Alt sola, sağ aşağı. Alt sağ, sağ yukarı. Alt sağ, ön sağ, alt sola ve ön sola. Yaptık, turuncu geldi. Şurası tam olmadı gibi geliyor bana ama şunun galiba yönü farklı. Tam da anlaşılmıyor ama evet, bunun yönü farklı. Bunun mu farklı, bunun mu farklı, şunun farklı galiba. Bir dakika, şimdi anlamaya çalışıyorum. Tamam, şu doğru gelmiş, şu doğru gelmiş, şu yanlış gelmiş. Bunu düzelteceğiz. Bir dakika. Şu hangisi doğruydu? Bu doğru. Bu da doğru. Şöyle yakın tutsam anlaşılır mı acaba? Şu yanlış duruyor sanki. Bunun yönünü bir düzeltelim. Şirkette yapmıştık bunu. Kenara çekiyoruz. Bir tur çevirip burayı tekrar düzeltip yukarı kaldırıyoruz. Köşeleri bozmuştuk. Köşeleri düzeltiyoruz. Şimdi şu sarı parçayı yerleştiriyoruz. Sola ya da sağa. Yukarı, kenara. Aşağı, sola ve yukarı. Şimdi bakalım. Heh, şimdi oldu. Tamam. Şimdi oldu. Yönler de önemli burada. Bunun yönü bunun yönüyle aynı olmalı. Yoksa bombelik duruyor, olmuyor. Şu parçayı buraya getireceğiz şimdi. Şu sarı parçayı. Alt sola, sağ aşağı. Alt sağ, sağ yukarı. Alt sağ, ön sağ. Alt sola, ön sola. Böylelikle bu da geldi. Evet, şu an şurada yine bir yanlışlık var. Şu parça düzgün değil. Şöyle gösterirsen, bakın tam oturmamış bu. Şu tam oturmamış, bunu değiştirmek gerekecek. Yönünü değiştirmek gerekecek. Yine aşağı indiriyoruz, kenara alıyoruz. Bunu bir tur çevirip, düzeltip yukarı çıkartıyoruz. Aynı fişir küpteki gibi. Bu köşeyi de düzeltiyoruz. Sarıyı bozduk, sarıyı yerleştiriyoruz. Bu sarıyı sola alacağız. Alt sağ, sol aşağı. Alt sola, sol yukarı. Alt sola, ön sola, alt sağ, ön sağ. Şimdi düzelttik. Yani bu şekilde. Şurada yine bir tane olmamış var. Bakalım. Şu sarıyı da yerleştirirsek bu da düzelecek muhtemelen. Düzelmedi. Bunu düzeltelim. Burada bir bozukluk var. Tam denk gelmemiş çünkü. Aşağı indirip yönü düzeltip yukarı kaldırıyoruz. Sarıyı
yerleştiriyoruz. Evet, kırmızıyı yerleştirmeden sarıyı yerleştirdik. O yüzden hata oldu. Diğer tarafı yerleştiriyoruz. Sağ tarafına. Oldu, tamam. Şöyle göstereyim. Sarılara bakın. Tam olarak hepsi denk gelmiş. Zaten turuncularda da bir problem yok. Turuncularda tamam. Şimdi yeşilleri yapacağız. Yeşilleri yaparken artıyı bir yapalım. Artının olan var mı? Şurada bir tane olmuş. Ön sağ, sağ yukarı. Üst sağ, sağ aşağı, üst sola, ön sola. Artıyı yaptık. Heh, pariti geldi işte. Şu parça yanlış duruyor. Köşeleri yapalım, anlaşılacak bu. Artı burası ya, artının bir tanesi şu. Yatay durmuş. Şu köşeleri bir yerleştirelim. Bu zaten yerleşmiş. Bu köşeyi yerleştirelim. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı. Diğer yeşil köşeyi yerleştirelim. Şu köşeyi. Aşağı sol. Yukarı sağ. Aşağı sol. Yukarı sağ. Aşağı sol. Yukarı sağ. Bir kez daha. Aşağı sol. Yukarı sağ. Tamam, şimdi küpün her tarafı olmuş. Şu köşe, yani şu parça, orta parça, artının orta parçası pareti kalmış. Bunu demin söylediğim gibi Fisher küpteki orta paritesini çözme algoritmasıyla rahatlıkla çözebiliriz. Bunu nasıl çözeceğiz? Bu bize bakıyor. Üst tarafta duruyor. Böyle tutuyoruz. Sağ yukarı. Üst sağ. Sağ aşağı. Üst iki kez sağ. Sağ yukarı. Üst iki kez sağ, sağ aşağı, üst sağ, nasıl oldu? Ön yüz sola, üst sola, ondan sonra ön yüz sağ. Şimdi bunu yapınca artının paritesini düzeltmiş olduk. Ama küpün üst tarafı bozulmuş oldu. Bunu tekrar bir düzeltelim. Artının bir ucu böyle olmuş. Bu ikisi olmamış. Yine artı algoritması. Ön sağ, sağ yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Üst sola, ön sola. Artı bu şekilde oldu. Bir daha aynı yerde. Böylece artıyı yaptık. Artının köşeleri de olmuş oldu. Normalde köşeler denk gelmeyebilir. Aşağı sol yukarı sağ yaparak denk getirebilirsiniz. Yani 3x3 gibi çözülebilen Fisher küpün paritesi olan pasta küpü bu şekilde çözülüyor. Parite gelirse bu parçalar gelir. Bunları da düzeltiriz. Fisher küpteki algoritmayla aynı. Ama görüntü olarak güzel bir küp. Değişik, böyle parlak, eğlenceli, kaliteli bir küp. Evet arkadaşlar, pasta küp de böyle çözülüyor. Bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın.